Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videolarıma baktığımda hiç ıspanak yemeği yapmadığımı fark ettim. Güzel bir ıspanak yemeği yapmak istedim. Ispanak yemeği yapabilmek için malzemelerim: yarım çay bardağı sıvı yağım var, yarım çay bardağı pirincim var, 3 tane küçük soğanım var, 1 tane soğana denk gelir benim soğanlarım ufak. 1 kiloda ıspanağı iyice yıkadım. Bir kısmı burada, bir kısmı hala da süzgeçte süzülüyor. 1 kilo da ıspanağım var. Ben şimdi hemen malzemelerimle hemen soğanımı küçük küçük doğrayarak başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanlarımı doğradım. Hemen şimdi tencereme yağımı alıyorum. Soğanlarımı da içine atıyorum. Soğanlarım iyice kavrulacak. Soğanlarım kavruluyor gördüğünüz gibi. Ben ıspanaklarımı iyice yıkadım. Ispanak yıkaması çok meşakkatli olduğu için. Tertemiz yıkadım ıspanaklarımı. Şimdi hemen soğanlarım kavrulduktan sonra ıspanaklarımı içine atacağım. Biraz daha kavrulsun. Hemen şöyle yapayım. Bir yandan ıspanağımı da içine atayım. Ispanağımın köklerini de attım içine. Küçük küçük doğrayıp. Ben ıspanağımın devamını da koyuyorum tencereme. Şu an tenceremi kapağına kapatmakta zorlanacağım fakat birazdan ıspanaklar yumuşadıkça, pişmeye başladıkça zaten azalacak ıspanaklar. Ben bir yemek kaşığı salça koydum, sulandırdım. Şöyle hemen ıspanağımın üzerine şöyle gezdireceğim. Tuzunu da şöyle atıyorum üzerine. Tenceremi kapatıp
Ay gazı yarım yapacağım. Piştikçe kontrol edeceğim. Birazdan zaten şu an tenceremin kapağı kapanmıyor fakat birazdan kapanacak. Evet, hemen tenceremin kapağını açıp kontrol ediyorum. Ispanağıma bakacağım. Şöyle yapayım. Gayet güzel oluyor. Ben şöyle yapalım. Evet, ıspanak yemeğim pişmeye devam etsin. Hemen şöyle az önce göstermiştim. Yarım çay bardağı pirincim vardı. Pirincimi de yıkadım. Hemen şöyle ıspanak yemeğimin içine atayım. Ispanak yemeğim güzelce pişsin. Pirinçlerim de pişsin. Birazdan servis aşamasında buluşacağız. Bu arada ben ıspanağımın üzerine yoğurt hazırlayacağım. Bir kase dolusu yoğurdu gördüğünüz gibi kasede. Bir miktar yarım çay kaşığı da tuz atacağım içine. Güzelce böyle karıştırdıktan sonra ıspanağımın üzerine gezdireceğim. Yoğurdunu da hazırlıyorum. Ispanak yemeğimi hemen kontrol ediyorum. Bakalım. Evet, gayet güzel pişmiş. Pirinçler de içinde gayet güzel pişmiş. Hemen ben ocağın altını kapatıyorum. Çünkü ıspanak yemeğim pişti. Hemen servis yapacağım. Ben bir yemek kaşığı tereyağı eriteceğim. Çay kaşığının ucuyla da kırmızı toz biber atacağım üzerine. Birazdan servis aşamasında güzel bir sunum yapacağım. Evet, yemeğimi güzelce servis ediyorum. Şöyle ıspanak yemeğimizden koyalım. Kökleri de çok güzel pişti. Gayet güzel oldu yemeğimiz.
Ben şöyle tabağımı alayım. Evet, ıspanak yemeğimi servis tabağıma aldım. Az önce hazırlamış olduğum yoğurdumdan hemen şöyle bir miktar üzerine koyuyorum. Yeterli. Hemen şöyle ocakta az önce kızdırmış olduğum, içine de iki tane ceviz atmış olduğum hemen şöyle tereyağlı sosumdan da döküyorum. Evet, ıspanak yemeğim hazır. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.